Merhabalar, ben Tuncay Bademci. 15 Kasım Salı, kapanışa doğruya hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi, yeni gün içi tarihi rekor yüksek seviye 4686 puanı gördü. Ay senedi, toplam piyasa değerinin 5.06 trilyon liraya ulaşması ile toplam menkul kıymet değeri de 6 trilyon TL'yi aşarak rekor kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında G20 Liderler Zirvesi sırasında görüşme gerçekleşti. Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti. Merkezi yönetim bütçesi Ekim ayında geçen sene aynı ayda kaydedilen 17.4 milyar TL'ye karşılık 83.3 milyar TL açık verdi. Böylece 12 aylık toplam bütçe açığı 176.6 milyar TL'den 242.5 milyar TL yükselirken faiz dışı fazla 69 milyar TL'den 50 milyar TL'ye geriledi. Ekim ayı itibariyle kur korumalı mevduat hesabının bütçeye yükü TCMB'nin yaptığı ödemeler ve vergi istisnası hariç başlangıcından bu yana 91.6 milyar TL'ye yükseldi. Bank of America'nın 272 fon yöneticisi arasında gerçekleştirdiği ankete göre Yatırımcıların %85'i enflasyonun önümüzdeki 12 ayda düşeceğini öngörürken katılımcıların %92'si stafkülasyon senaryosunun gerçekleşeceğini öngörüyor. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar dilerim.